Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Analizlerimize geçmeden önce videolarımıza abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için de hepinize ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Videolarımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Ani çıkan haberlerden, ani düşüşlerden siz de ilk haberdar olanlardan olmuş olursunuz. Ve hep beraber geçelim arkadaşlar. Piyasamız düşüşte. Neler oluyor? Bir bakalım. Bitcoin. Bitcoin'den önce nereye bakalım arkadaşlar? Total marketini, Total 2'ye bakalım bir. Ne var ne yok? Altcoin'lerden para çıkıyor mu? Evet arkadaşlar. Maalesef çıkıyor. 811 milyara düşmüş. 824 milyardı bugünkü öğle sıralarında. An itibariyle çıkış devam ediyor. 811 milyara kadar gerilemiş. Ve dominans bakalım. Dominans da arkadaşlar 45-77 yükseliyor. Küçük çapta bir yükselişi var. Bitcoin diyelim. Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin arkadaşlar. Şuradan Bitcoin'in 2 saatlik grafiğinden bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'de geri çekilme devam ediyor. %4 gibi bir çekilme, 36.500 dolar seviyelerine kadar geri çekildi 40'lardan, 39'lardan buraya kadar geri çekildi. Geri çekilme devam edecek midir? İyi arkadaşlar, bu sorunun cevabını zannetmiyorum kimse bilsin. Çünkü ani gelişmeler, ani haberler alt üst ediyor piyasayı. Şu anda öyle bir kötü bir haber olmamasına rağmen bence büyük bir satış var arkadaşlar. Alttan alanlar, yani 34-35 binlerden alanlar 40 binlerin yukarısına gidecek ümidiyle satmadılar ve şu anda düşüşü gördükleri gibi başladılar satışa. Bu benim naçizane görüşüm. Ha, tekrar sattılar. Ne yapacaklar? Masadan ayrılmıyorlar arkadaşlar. Tekrar masanın etrafında bekliyor bunlar. Belli bir altlardan tekrar toplamaya başlayacaklar. Bu da sizlere panik satışı yaptırabilir arkadaşlar. Eğer elinizdekileri kaptırmak istemiyorsanız sizler de panik satışlarından uzak durun. Zarar etmiş olursunuz ve zararına da hiçbir malı elinizden çıkarmayın arkadaşlar. Tabii bunlar sizlerin kendi bileceğiniz bir şey. Biz yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz bunları. Sadece ben burada zararına mal satmam anlamında konuşuyorum. Almışsın 30-38'den 39'dan düşmüş 36'ya Bitcoin alanlar için diyor. Şimdi gel de sat. Değil mi? Yani bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bunu hep böyle gidecek değil bu piyasa. Bu piyasa mutlaka bir gün yukarı yönlü devam edecektir. Her ne kadar düşüşler yaşasak da bugün yine her günkü gibi olduğu gibi, her hafta olduğu gibi artık pazar yerine cumaları düşmeye başladık. Umarım bu pazar güzel bir çıkış gerçekleştirebiliriz. Bugünün kaybı bence yarın geri dönecektir. Ha hocam, siz bunu nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Böyle büyük bir düşüşün ardından bir daha gün mutlaka piyasa yeşillenir. Genelde böyle olmuştur. Üst üste 3 gün 5 gün %20 %30 düşen yok arkadaşlar. Biraz yeşillenip düşecekse ondan sonra devam etmiştir. Siz de pozisyonunuzu ona göre değerlendirebilirsiniz. Ne açalım? Yani indikatörümüze baksak da, bulut indikatörümüze, bize şu anda önemli bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Bulutun altında ve düşüş devam ediyor diyor bize. Kırmızı mavi aşağı yönlü kesmiş de şurada bize düşen işareti zaten göndermiş, bakınız. Şuradan düşüyoruz diyor arkadaşlar. Şurada kırmızı maviyi kesmiş ve aşağıya doğru inmiş kırmızı, bakınız. Şurası kırmızının indi aşağı. Bulut indikatörümüze göre zaten düşüş trendinde olduğumuzu görüyoruz. An itibariyle de 36.600'lerde. Ha, bir yukarı yönlü yeşil mum tekrar başladı arkadaşlar. Umarım bir müddet devam eder. Çünkü şuralarda da çok yeşil yandı, bakınız, ama kırmızı olarak geri döndü. Şuralarda da yeşil yandı, kırmızı olarak geri döndü. Bekleyip görelim derim. Yani bence bu düşüşlerde panik yapan arkadaşlar, yani stres yapan arkadaşlar, sabırsız davranan arkadaşlar ekranlardan
uzak dursun diye tavsiye ediyoruz. Yani ekrana bakmayın arkadaşlar. Ya hocam diyeceksiniz şimdi, ya yatırmışım 100 bin lira, 50 bin lira, işte 500 bin lira, ya da 10 bin lira, ya da 5 bin lira, ya da 500 lira. Canım bakmak istiyor. 5 dakikaya bir açıyorum telefonu ya da bilgisayarı. Hemen ekrandan bakıyorum. Tekrar moralim bozuluyor, kapatıyorum. Gidiyorum dışarı, bir hava alıp tekrar geliyorum. Ya yine dışarı giderken de telefonu götürüyorum. İşte arkadaşlar, bu sizin psikolojinizi bozar. Yani sepetinize bakmayın arkadaşlar. İlla yani tamam, bakın ekranlara bakın ama yatırım yaptığınız ekranlara bakmayın. Analizleri dinleyecekseniz dinleyin. Yorumlara bakacaksanız bakın ama fiyat hareketlerine aldığınızda ne kadar kalmış, ne kadar düşmüşüz, ne kadar kâra geçmiş, ne kadar zarar etmişiz. Ya işte şurası olsa bu, böyle kısa vadelerde psikolojiniz mutlaka bozulur arkadaşlar. Bunlardan kendinizi uzak tutun. Bu piyasa düşecektir de çıkacaktır da. Hiçbir zaman yukarı doğru gitmeyecektir, aşağı doğru da gitmeyecektir. Bakınız grafikte ne görüyorsunuz? Gelmiş yukarı, devamlı yukarı etmiş mi? Etmemiş arkadaşlar, dönmüş geriye. Gelmiş yukarıya doğru, dönmüş geriye. Arkadaşlar grafikler böyle olur. Yani şeyi düşünün, bakınız şurası 30 bin seviyeleri. Şimdi kendinizi şöyle düşünün. Bitcoin 30 bin lira misal. Bakınız 30 binden bir çizgi atalım arkadaşlar. Şöyle attığımız zaman şuraya doğru bir yükselen trend gördük değil mi? Şurası 30'du. Şurası ne oldu arkadaşlar? 35 oldu. Şurası ne oldu arkadaşlar? 38 oldu. Yani ama buralarda da düşüş oldu bakınız. Bu yükseliş oldu ya. Buralarda da düşüş oldu. Düşe kalka gidecektir arkadaşlar. Şimdi yine düşüş var. Geldi şuraya. Şuradaki tepenin altına indik. Ama şu tepenin altına inmememiz lazım. Bu tepenin altına inersek, yani 34-35'in altına inersek, o zaman çarşı karışabilir. Benim diyeceğim bu arkadaşlar, Bitcoin için ya da bütün altcoin'ler için de diyeceğim bu. Yani bence sabırlı olmak lazım, sabretmek lazım, beklemek lazım. Düşüşlerde panik yapmamak lazım arkadaşlar. Şimdi örnek vereyim, bazı arkadaşlarımız alabilir, sabahtan girmişlerdir. Şu kadar yükselmiştir, yükseleceğini düşünüp işte buradan geri gelmiştir, işte bugünkü düşen gibi. Eyvah, ben yukarıda satmadım, aşağıda şimdi ne yapayım? Ya Ahmet abisine tanışır, Mehmet abisine tanışır. Ya satayım mı, ne deyin falan. Yapmayın böyle arkadaşlar. Zaten al satta makas bir aralığınız var. Bir de düşüşten zarar edeceksiniz. O zaman sizin işiniz şuna dönüyor. Buradan al, buradan sat. Bu zarar. Dipten al, tepeden al, dipten sat. Ona dönmüş olur o iş. O zaman zararınız büyük olur. 5-10 kez alış satış yaptınız mı bu şekilde, paranız sıfırlanır arkadaşlar. Onun için her zaman dedik biz, orta vade, uzun vade yatırımlar her zaman iyidir. Çünkü eğer sen kardeşim 3-5 aylık bir yatırımcıysan, bu haftaki düşüş seni etkilemez. Çünkü birkaç gün sonra buraya çıkar yukarı doğru. Niye etkilesin ki sen? Çünkü daha var 4-5 ayın. Bu hafta düşsün. Hadi bir dahaki hafta da düşsün. Hadi ondan sonraki hafta da düşsün. Ama sende hala 3-4 ay var. Arkadaşlar, yani onun için diyorum ki geniş düşünün. Orta vade, orta vade, en az orta vade düşünün ki yapacağınız yatırımlar boşa gitmesin. Biz bunları yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz arkadaşlar. Sadece geçmiş yılların tecrübesine dayanarak bazı şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Yani burada pozisyonlar böyle arkadaşlar. Yani bu piyasa böyle. Borsa piyasası böyle. Kripto piyasası daha oynak olduğu için zarar da çok olur, kar da çok olur. Kripto piyasası böyle. Diğer borsalara benzemez. Bu açıdan belirtmek isterim. Al satta para kazanamazsınız arkadaşlar. 3 gün kazanırsın, 4. gün şuradaki düşüşe bir yakalanırsın. Nereden satayım, nereden satayım derken dibe kadar gelir. Kâr da gider, zarar da gider. Zarara da geçmiş olursun. Onun için al sat da bugün 5000 lira kâr aldın, yarın 3000 lira, öbür günde 10000 lira kaybedersin. Onun için uzak durun derim. Çünkü borsaya çalışırsınız arkadaşlar. Şu al sat da borsada makas aralıkları zaten para ödüyorsunuz. Kimse babasının hayrına bu işi yapmaz arkadaşlar.
Çünkü sizin paranız orada çalışıyor ve siz oradan altcoin alıyorsunuz, üst bitcoin alıyorsunuz. Bu işlemleri yapmak için de belli bir bunun karşılığı olmalı. O açıdan biraz orta vadeye yaymakta yarar var diyorum arkadaşlar. Hele kaldıraçlı işlem yapanlar mümkün mertebe kaldıraçlı işlemlerden uzak dursunlar. Onlar kendilerini komple sıfırlarlar. Altlarında ne arabası kalır, ne evi kalır, ne arsası kalır. Çünkü hepsini sattırır bu piyasa onlara. Çünkü kaldıraçlı hastalıktır arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemler hastalıktır. Çünkü paranız kadar yatırım yapmıyorsunuz. Paranızın misliğince 50-100 misliğine yatırım yapıyorsunuz. En az 2 misliden başlar yukarı doğru gider kaldıraçlı işlemler. Ondan uzak durun. Kazanacaksanız da uzak durun arkadaşlar. Çünkü yarın kaybedeceksiniz. İstatistiklere göre kaldıraçlı işlem yapanların %75-80'i zarar etmiştir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istedim. Ethereum. Diyeceksiniz hocam yine konuştum akşam akşam. Arkadaşlar analiz edecek bir pozisyon kalmadı. Onun için diyorum yani. Analiz edecek hiçbir pozisyon yok. Düşüş devam ediyor. Patlıyoruz arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Bu gece bayağı kapanışa kadar böyle devam ederse biraz düşebiliriz. Ama Bitcoin geri dönerse bunların hepsi birden yukarı döner arkadaşlar. Sadece bu hareketler Bitcoin'in geri dönmesine bağlı. Eğer Bitcoin geri dönerse dediğim gibi bu gece kapanışı da yeşilde kapatırsak yarın piyasa yemyeşil arkadaşlar. Piyasaya bahar gelir. Bugünkü düşüşlerin amortismanı yarın meydana gelir arkadaşlar. Yarın kârı yani bugünkü düşüşlerden kâr bile etmiş oluruz yarın. Kenarda parası olanlar bu düşüşlerden faydalanabilir. Bunlar bir hep alım fırsattır. Bakınız, Çiliz %12'ye kadar düştü. Şu anda %10. Geri toparlamaya başlıyor. %12'ye düştüğünde alınabilirdi. Çünkü geri toparlayacak. Hay aşağı da düşebilir. Ama piyasa bu arkadaşlar. Çünkü düşer de çıkar da. Ama düşüşlerin devamlı alım fırsatı olduğunu her defasında da vurguluyoruz. Çiliz de şu anda 0,28-29 dolarlara dayandı. Matik. Arkadaşlar Matik'te de 1,3. Ha şunu da söyleyeyim. Matik'in arkadaşlar her ne kadar sağlam diye okuyoruz ya. Bugün bir haberde okudum. Matik'le ilgili. 13 yaşında bir çocuk var bunun en önemli kişi yöneticilerden birinde. Evet. 7 milyar dolarlık servete sahip 13 yaşında bir çocuk. Bilemem arkadaşlar yani bu piyasa ne oluyor? Tabii ki onun şeyine bırakmazlar bunu. Yani illa ki bunun yöneticileri var ama bir 13 yaşındaki çocuk bir yazılım şirketiyle uğraşıyorsa süper bir zekadır ama ne kadar süper zeka olursa olsun piyasayı yönetmek ayrıdır, yazılımı yazmak ayrıdır. Onun için Mati'yi iyi takip edin, iyi değerlendirin derim. Ben buradan başka da bir şey demiyorum Matik'le ilgili. Ha, hocam Matik düşer mi? Arkadaşlar, Matik çıkabilir. Matik'in projesi güzel ama işte bugün o haberin çıkması belki Matik'i etkileyebilir biraz. Ki aklınızda karıştırmış olmayayım. Evet. Çirizli dedik. Doge. Doge direniyor arkadaşlar. Yine sağlam direnenlerden Doge. Bak Çiriz %12 düşerken Doge 3-4 düştü. 5 düştü. %5 düştü. Ama niye böyle Doge yükselemiyor? Arkadaşlar bir türlü yükselemiyor. Kıramıyor yukarıdaki zincirleri. Onun için Doge ile ilgili devamlı iğnelediği yeri kıramazsa aşağı dönerse dönüşü muhteşem olur. 22 liraya kadar iner arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Geri dönerse ama yukarı yönlü harekette de artık bilemem peşinden bakar mıyız? Uçar mı? O konuda hiçbir şey diyemiyorum. Shiba arkadaşlar Shiba. Geçen haberimizde dedik ki Shiba, Keep, Chiliz, Coinbase'de listelenecekler. Ne oldu da Chiliz'de Keep listelendi, Shiba listelenmedi arkadaşlar. Hiç soru sordunuz mu bile kendinize? Evet. Shiba'nın Coinbase'de listelenmesinin geçici olarak evet, geçici olarak geciktirecekler
Hatta geciktirdiler bile. Shiba'nın listelenmesini geçici olarak geciktirdiler. Sebep ne gösteriliyor arkadaşlar? İşte teknik sorunlar yaşıyoruz dediler. Şöyledir, böyledir. Shiba mevduatlarının ya devre dışı bırakıldı arkadaşlar. Onu da söylediler, mesaj gönderdiler. Dediler ki Coinbase'de Shiba mevduatlarını devre dışı bırakıyoruz. Ama soru işareti, para çekme işlemleri hala mevcut. Bir oyunda buradan dönüyor arkadaşlar. Buna da dikkat diyorum. Aradan cımbızla çekin siz kelimeleri. Daha anlatacak çok şey var demek isterim ama hepsi de birbirinden al birini vur ötekine. Hepsi düşüyor arkadaşlar. Raven'e de düşüyor. Raven Coin'de de arkadaşlar, yani her ne kadar yeşil yaksa yukarıya da inanmıyorum şu anda ben bu yeşillere. Biraz bekleyip görmek lazım. Arkadaşlar şu anda tek diyeceğim sizlere, sabırla beklemeniz, panik yapmamanız. Bunlar düzelir. Yarın bakmışın şöyle güzel bir elense arkaya yaslanmışız. Yeşiller hareketleri izliyoruz. Öyle olur. Şurada Shiba'da yeşili gördünüz ya, aldanmayın. Az önce %6'ya kadar yükseldi. Tekrar %3'e düştü. Niye? Çünkü Türkiye saatiyle saat 19'da yeni fiyata geçtiği için. Çünkü bu yaklaşık %11-12 falan düşüştü. Düşüşteydi. Ne oldu? O sıfırlandı. Sıfırlandıktan sonra birden yeşile geçti tabii. O da şu çizgi arkadaşlar. Hatta şöyle bir 15 dakikalığını alırsam, bakınız şurası. Zaten düşüyordu. Nereden geldi? Bakınız ta şuralardan. Hop, bugünkü düşüş nereye kadar geldi? Neredeydik arkadaşlar? 80-90'lardaydık. 73'lere geldik. Tekrar şuradan ne yaptı? Az önceki 7'den şu saate kadar bu kadarcık bir yükselişte meydana geldi. Ama tekrar geri çekildi. %3'lük gibi bir yukarı yönlü hareket görünüyor. Ama görünmese de geri geliyor. Bakınız kırmızı mumu büyüteyim şöyle. Bakınız kırmızı yaktı. Dönüyor geri. Az önce pat 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 yukarı doğru attı kendini ama geri dönmeye başladı arkadaşlar Shiba. Shiba'da durum bu. Doge'de bu. Chiliz'de bu. Matic'de bu. İşte ya Ethereum'u zaten dedik. Dedik herhalde değil mi? Yani Ethereum'u da dedik. Ethereum'da 2240 dolar. Dedik ki geri çekilme durumunda 2200, 2000 ve 1900 bantları var arkadaşlar. Şimdi hocam diyeceksiniz, yukarıdan aşağı bir trend çizgisi çizin de görelim. Arkadaşlar hiç görünen köy kılavuz istemiyor. Buradan yukarıdan aşağı nereye çekersen çek şuradan beri düşüş trendi devam ediyor. Ama bu 15 dakikalık, buna aldırmayalım. Asıl bu. Henüz kırılmadı bakınız. Saatlikte kırılmadı. 2 saatliğine basalım. Kırılmadı arkadaşlar. Yok. Devam ediyor. Düşüş trendler devam ediyor arkadaşlar. Ta ki BTC hala %4'lük bir düşüşte. 36.600'lerde BTC 37.5-38'e doğru hareketine başlarsa bunlarda da bir yeşillenme meydana gelecektir. Panik yapmayın arkadaşlar. Bu akşamlık da bu kadar diyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Ayrıca bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.